Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu derste öncelikle lojistik regresyondan ardından da Jamovi uygulamasından bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii öncelikle şunu da tavsiye ediyorum. Bundan önce regresyonla ilgili bir videoları izleyin. Mantığını bir kapın, anlayın. Şimdi lojistik regresyonun normal regresyondan farkı şu. Yani burada da bir tane bağımlı değişken var. Normal çoklu regresyonda da bir tane bağımlı değişken var. Birden fazla bağımsız değişken her ikisinde de var. Ne farkı var peki burada? Buradaki bağımlı değişkenin farkı kategorik olacak. Yani ne olacak? Bağımlı değişken iki kategorili olacak. Yani iki kategorili 0-1 şeklinde olabilir. Yani sürekli olmayacak. Öncelikle bunu birden fazla yine bağımsız değişkende kullanılabiliyor burada. Şimdi bir tane senaryo oluşturalım. Mesela bizler yüksek lisans alımlarında ne yapıyoruz? Başvuruyoruz. Neyle başvuruyoruz alırken? Şunu yapıyor. Öğrenciler ALES notu, diploma notu ve mülakat notlarıyla başvuruyorsunuz. Daha doğrusu mülakata giriyorsunuz. Daha sonra sonuçlar açıklanıyor. En son sonuç açıklandığında size tabloda başarılı ya da başarılı değil şeklinde bir sütun geliyor. Yani karşılarınızda yazıyor başarılı başarılı değil. Şimdi bu sebeple burada ne oldu? Sizin sonucunuz, yani sonuç bağımlı değişkeniniz yani başarılı olup olmamanız neye bağlı? ALES notu, diploma notu ve mülakata bağlı. O sebepten dolayı burada demek ki başarılı ve başarısızlık bağımlı değişkeniniz oluyor. Bu arada not yazmışız, bu da diploma notu, onu da söylemiş olalım. Şimdi tabii ki de bunları yaptıktan sonra bir tane varsayımı var bunun. Çoklu doğrusallık. Çoklu doğrusallık neydi? Bağımsız değişkenler arasında yüksek düzeyde ilişkinin olması olmamasıydı. Bunu da daha detaylı diğer videolarda anlatmıştık. Şimdi peki nasıl soru soracağız? Bakın sorum şöyle. 3 tane bağımsız değişken kullandığım için ALES, diploma notu ve mülakat, her biri için şöyle soru soruyorum. Öğrencilerin ALES puanları lisansüstü öğrenci alımı için anlamlı bir yordayıcı mıdır? Öğrencilerin diploma puanları lisansüstü öğrenci alımı için anlamlı bir yordayıcı mıdır? Öğrencilerin mülakat puanları lisansüstü öğrenci alımı için anlamlı bir yordayıcı mıdır? Ya da bunları bir tane soruda da yapabilirsiniz. Öğrencilerin ALES notları, lisans diploma notları ve mülakat puanları baktığınızda lisansüstü öğrenci alımı için anlamlı bir yordayıcı mıdır şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Hemen bir Jamovi açıyorum. Jamovi'yi açtıktan sonra karşıma bakınız ALES notu, diploma notu ve mülakat başarılı olup olmadığı var. Şimdi birinci öğrencinin ALES notu 82, diploma notu 71, mülakat notu 70, başarılı. İkinci öğrenciye ve hatta üçüncüye bakın. ALES notu 76, 83 diploma notu, mülakat notu 55, başarısız. Şimdi burada demek ki yani acaba hangisi daha çok etkili, bunu da görebileceğiz. Hani ALES, diploma, mülakat. Şimdi bazen %20, %30 oranlar var. Tabi o oranlar da tam olarak şey olmuyor, gösterge olmuyor. Biz bakalım nasıl bir şey olacak, bir bakalım. Şimdi öncelikle nereden takip ediyorum? Regresyona tıklıyorum. Regresyonda burada dördüncü satır bakın. Two outcomes, iki outcome binomial. Yani ne demek? Burada direkt ikili direkt şey yapıyorsunuz. Yani çıktı lojistik regresyonun altında iki kategorili. Altındakiler daha çok kategoriyi içeriyor. Ben bunu tıklıyorum. Tıkladıktan sonra normal regresyondaki gibi karşıma 3 tane ekran geliyor. Yani boş ekran, dependent, bağımlı değişkenim. Burada sürekli değişkenleri buraya, süreksizleri de buraya göndermek istiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle ben şunu yaptım. ALES'i aşağı koydum. Benim bu arada bağımsız değişkenim şu. Unutmayın ki bakın süreksiz. Burada kategorik olduğu da size işaret ediyor. ALES, diploma, mülakat. Buraya tıkladım. Ve tıkladıktan sonra baktığımızda burada böyle bir şey çıktı. Tabii ki de şunu unutmamak lazım. Peki varsayımı yapacak mıyız? Yapacağız tabii varsayımı. Belki de modelden çıkartacaklarımız olacak. Şimdi varsayımından assumption check aşağıda. Buna geldikten sonra burada evet collinearity yani çoklu doğrusallığı tıklıyorum. Hatırlarsanız bunu özellikle tavsiye ediyorum bu videoyu izlediğinize. Çoklu doğrusallıkta ne yapıyorduk? Şu VIF değerlerine bakıyorduk. VIF değerleri burada
ondan büyük şeklinde olursa şunu yapıyorduk, kullanmıyorduk. Ama burada baktığımızda 1 civarında gelmiş. Hatta sunumda da onu koymuştuk. Bakın VIF değerleri. Yani burada söylemiştik. 10 ve üzeri ise çoklu bağlantı var demiştik burada da. Şimdi bakıldığında burada her biri birer civarında, yani 1 civarında. O yüzden ne yaptık? Bunların 3'ü de çoklu doğrusallık göstermiyor ve 3'ünü de kullanabiliriz oluyor. Şimdi bunu da raporunuza yazmanız lazım. Şimdi ilk olarak bakmamız gereken nokta modelimiz. Modele baktığında şurası. Modelin anlamlı olup olmadığını görmem lazım. Ne yapıyorum? Burada model fit diye bir şey var. Model fit'e tıklıyorum. Tıkladıktan sonra model fit'e benden, bakın şurada overall model test var en altta. Bunu tıklıyorum. Tıkladıktan sonra artık ne oldu? Şu ilk tablom çok uzadı. İlk tablom çok uzadı. Şimdi bunu alıyorum ve buradan da P değeri var. 0.01'den küçük, yani 0.05'ten küçük. Model anlamlı. Bir de R kare değerim var. Ya tabii buradaki R kareyi normal regresyondaki gibi yorumlayamazsınız. Burada bir değer var. Yani o şekilde direkt şey yapamayız. P değerine, ya modelin anlamlı olduğunu söyleyelim. Peki modelde değişkenlere, yani ikinci tabloya baktığımızda hangileri anlamlı, hangileri değil? İşte onlar da burada. Bakın burada bir tane anlamsız var. Neymiş bu? ALES. ALES notu anlamlı bir yordayıcı değil. Yüksek lisansa girişte diploma notu yordayıcı. Çünkü P değeri 0.05'ten küçük, burada daha da şey olduğu için yine mülakatta 0.01'den küçük şeklinde bakabiliyoruz. Şimdi bakıldığında ben bunu da yaptık ve burada bir şey daha var göstermemiz gereken. Evet, model coefficient'a geliyorum. Model coefficient'da ise, yani normal regresyonda olmayan odd ratio diye bir şey var. Ben bunu tıklıyorum. Evet. Şöyle tıklıyorum. Evet. Şunlar da onun aralığı. Buna hiç girmeyelim, karıştırmasın. Direkt buna tıklamanız yeterli. Ne oldu? Sonra bir tane odd ratio diye bir şey ekledi. Artık yorumlamayı bunlardan yapacağız. Şimdi ben nasıl yorumlayacağım bunu? Beraber bakalım. Şimdi burada ilk bakmanız gereken, öncelikle şöyle bir yorum yapacaksınız. Lojistik regresyon modelinin anlamlı olduğunu söyleyeceksiniz. Yukarıdaki ilk tabloya bakarak. Daha sonra bu modelde ALES'in anlamlı çıkmadığını, çünkü P değeri şurada bakıldığında 0.05'ten küçük değil. Ama diğerlerinin diploma ve mülakat notunun anlamlı olduğunu söyleyeceksiniz. İşte bunu yazarken de onu da şöyle gösterelim. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yazıyoruz buraya göre. Bakın modeldeki, model 1 demişiz. Lojistik regresyon analizinde modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Bakın pi, pseudo, r kare ve p değeri yazılmış. Bunu nereden aldık? Bunu şuradan aldık. Öncelikle onu da göstermiş olalım parantez içi. Yani şu değerle, şurası 0.52'ye tamamlanıyor. Şu değeri aldık. Burada bunu yazdık. Ardından model noktasında yorumumu yazdığımda ve devam ediyorum. Bağımsız değişkenlere bakıldığında ALES başarı puanının lisansüstü öğrenci alımında istatistiksel olarak anlamlı değişken olmadığı görülürken. Yani buraya kadar, burada da P değeri ve başlangıçtaki değeri yazıyorum. Yani hangini yazıyorum? Burada da şunu yazıyorum, uzun uzun anlatırsak. ALES'in şu değerini ve bu değerini yazıyorum hemen yanına. Ve ardından aynı şekilde diğerlerini, lisans mezuniyet not ortalamasının ve mülakat sınavının lisans üstü eğitime girişte istatistiksel olarak anlamlı değişken olduğu görülmüştür. Yani bunlar en baştaki etki büyüklükleri ve P değeri. Yani az önceki tablodan alıyorum bunları da. Ve şöyle yoruyorum, bakın. Aralarındaki olasılık oranlarına bakıldığında bu nereden geldi? Olasılık oranı en son yaptığım odd ratio dediği, bakın, olasılık oranından geldi. Şimdi bunlar arasında hangisi büyük? Bakın 1.02, 1.06, 1.13. Yani burada mülakatın daha büyük olduğunu gördük. Sonra diploma geliyor, sonra da ALES geliyor. Yani bir, şimdi bunu nasıl yorumluyoruz? Oradan da hemen açıklayacağız. Oldukça güzel, oldukça keyifli. Şöyle diyor. Oranlarına bakıldığında mezuniyet not ortalaması 0.6 bulunurken mülakat başarı, sınav başarı puanı 1.06 bulunurken
mülakat sınav başarı puanı 1.13 bulunmuştur. Şimdi ALES anlamlı olmadığından koymamışız. Diğer bir ifadeyle mezuniyet not ortalamasının 1 puan artması adayın lisansüstü eğitime giriş sınavında başarılı olma şansını 1.06 kat arttırdığı söyleniyor. Yani 1.06 kat. Yani 1 kat olsa etkisi yok. Neden? Çünkü 1 kat. Ama mesela burada 1.06 kat. Demek ki lisans puanı 1 puan arttığında 1.06 kat, 1.06 kat lisansüstü giri yani eğitimde başarılı olma şansı var. Ancak mülakat sınavında 1 puan artması durumunda ise adayın sınavdan yani lisansüstü eğitime giriş sınavında başarılı olma şansı ise 1.13. Yani daha büyük şansı ise 1.13 kat artmakta. Bunu da böyle yorumluyoruz arkadaşlar. Yani burası da çok önemli bir nokta. Böylelikle bu videomuzda da lojistik regresyon noktasında size bilgi vermiş olduk.